Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min tevilil ehadisi. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Diyanet teşkilatımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer hocalarım, sevgili gençler, yavrularımız, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam Efendimizin, Ehli Beytinin, dostların en güzeli, ashab-ı kiramın, tabiinin, tebeü tabiinin ve 14 asırdır hak yoldan ayrılmayan tüm Müslümanların üzerine olsun. Buradan Filistin'den Arakan'a, Türkistan'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir ucundaki kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Mevlid-i Nebi haftası açılış programı vesilesiyle siz peygamber aşıklarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milletin evinde misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu muhabbet ikliminde gönüllerimizi buluşturan herkese, programı teşrif eden siz kıymetli misafirlerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızı, Sayın Başkan ve ekibini, Mevlid-i Nebi haftasını başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık için öğretici bir fırsata, bir tefekkür ve teneffüs imkanına tahvil ettikleri için tebrik ediyorum. Mevlid-i Nebi haftasının hayırlara vesile olmasını, bereketli geçmesini, kalplerimizi yumuşatmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Yunus Emre'nin aşk diliyle diyoruz ki, canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Rabbime bizleri adı güzel, kendi güzel Muhammed'in aleyhissalatu vesselam dünyaya vasıl oluşunun bir seneyi devriyesine daha ulaştırdığı için hamd ediyorum. Sizlerin şahsında, milletimizin ve İslam aleminin çarşambayı perşembeye bağlayan gece idrak edeceğimiz Leyle-i Mevlidini şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim bu mübarek geceyi günahlarımızın kefaretine vesile kılsın. Rabbim bu gece hürmetine yaptığınız duaları, kıldığınız namazları, hayır ve hasenatınızı dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Yüce Allah bizleri kardeşin kardeşi, ananın evladını tanımayacağı ruz-i mahşerde işte bugün burada olduğu gibi Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam livaül hamd
ismiyle müsemma sancağı altında toplanan takva sahiplerinden eylesin. Rabbim hepimizi Hazreti Nebi'nin şefaatine nail olanlardan eylesin. Kıymetli misafirler, bu sene Mevlid-i Nebi'yi gerek tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, gerekse bölgemizde yaşanan sıkıntılar sebebiyle ne yazık ki buruk yaşıyoruz. Şimdiye kadar dünya genelinde 1 milyon 200 bin insanın hayatına mal olan salgın dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Güçlü sağlık altyapımız, vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları sayesinde diğer ülkelere göre hamdolsun bu sağlık krizini daha hafif geçiriyoruz. Tamam diyerek sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek hastalıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Rehavete kapılmıyor, tedbiri asla elden bırakmıyoruz. Ülkemizi, milletimizi, rızkının peşindeki insanlarımızı sıkıntıya sokmadan dengeli, önü arkası iyi hesaplanmış adımlarla süreci yönetiyoruz. Genel tabloya göre sıkıntı gördüğümüz alanlarda gereken müdahaleleri yapmaktan çekinmiyoruz. İlgili bakanlarımız tam bir koordinasyon içinde meseleyi takip ediyor. Biz de şahsen bu alanda uzman arkadaşlarımız aracılığıyla an be an durumu izliyor, bilgilendirmeleri alıyor, gerekli talimatları veriyoruz. Tüm dünyada hasta sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığı bu günlerde milletimden tedbirlere daha fazla hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum. Mücadelemizi birlikte zafere dönüştürmek için hepimize, 83 milyonun her bir ferdine burada görev düşüyor. Bir süre daha sabredecek, sebat edecek, kurallara uyacak, ondan sonra inşallah hep birlikte felaha erişeceğiz. Hasretini çektiğimiz o güzel günlere milletçe hep beraber kavuşacağız. Bu vesileyle bir kez daha salgında hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbimden milletimizi ve tüm insanlığı bu musibetten en kısa sürede kurtarmasını niyaz ediyorum. Kardeşlerim, millet olarak bu dönemde hüznümüzü artıran tek şey koronavirüs salgınında yitirdiklerimizin acısı değildir. Bizleri asıl endişeye sevk eden, yüreklerimizi asıl dağlayan, başta gönül coğrafyamız olmak üzere Müslümanların içinde bulunduğu ahvaldir. İslam alemi gerçekten sancılı, imtihan ve zorluklarla dolu günler yaşıyor. Zulmün, terörün, işkencenin ve daha nice dinimizce ve peygamberimizce yasaklanmış fiilin her gün, her an işlendiği bir dönemin içindeyiz. Suriye'de rejimin ve teröristlerin saldırıları sebebiyle 1 milyon kardeşimiz hayatını kaybetti. 12 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yemen'de 6 yıldır süren kirli savaşın tüm bedelini bir lokma ekmeğe, bir tas çorbaya muhtaç olarak ölen yüz binlerce masum çocuk ödedi. Libya'nın zengin yeraltı kaynakları, darbeciler ve batılı emperyalist güçler tarafından talan edildi. Asırlar boyunca barışla, ilimle, hikmetle anılan İslam beldelerinden bugün ne yazık ki göğe ezan sesleri değil, anaların feryatları
çocukların çığlıkları, bombalarla enkaza çevrilen camilerin dumanları yükseliyor. Tüm dünyanın gözleri önünde Filistin'de zulüm, Arakan'da şiddet, Türkistan'da baskı, Irak ve Afganistan'da terör can almaya devam ediyor. Sırf Müslüman oldukları için öldürülen, evlerinden, yurtlarından kovulan yüz binlerce Müslüman kardeşimiz var. Misyonerler tarafından din değiştirilmeye zorlanan, evlatları kendilerinden koparılan milyonlarca Müslüman var. Etnik ve dini kimliğinden dolayı şiddet gören, baskı gören, ayrımcılığa uğrayan milyonlarca kardeşimiz var. İşte Fransa'da yaşananlar, işte Almanya'da yaşananlar, bütün bunlar dünyanın gözü önünde oluyor. Fakat Batı, özellikle Hristiyan dünyasına sesleniyorum, Musevilere sesleniyorum. Her şeyden önce insanız. İnsan olarak bizim dinimizde Hristiyan olmak suç değildir. Biz ona da sahip çıkıyoruz. Aynı şekilde Museviye de sahip çıkıyoruz. Ama gelin Fransa'da eğer Müslümanlara bir zulüm varsa hep birlikte biz oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum. Özellikle Avrupa ülkelerinde İslam ve Müslüman düşmanlığının adeta veba gibi toplumlara sirayet ettiğini görüyoruz. Müslümanlara ait iş yerleri, evler, ibadethaneler, okullar hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların saldırısına maruz kalıyor. Şimdi ben burada milletime sesleniyorum. Nasıl ki Fransa'da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa, ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin. Bunları satın almayın. Düşünebiliyor musunuz? Müslüman kadınlar kılık kıyafetlerinden dolayı sokakta, çarşıda, otobüste, vapurda ya hakarete ya da fiili tacize uğruyor. Müslüman çocukların hiç olmadık bahanelerle eğitim öğretim hakları ellerinden alınıyor. Gün geçmiyor ki Müslümanlara ait bir ibadethaneye, mescide, derneğe yapılan saldırı haberini almayalım. İşte son olarak Almanya ve Avustralya. Daha önce Avustralya'da büyük bir felaketi görmüştük. Şimdi yine ibadethanelere, oralarda saldırı gördük. Aynı şeyi Almanya'da gördük. Ve ben buradan tabii Şansölye Merkel'e de sesleniyorum. Hani sizde din özgürlüğü vardı? Hani sizde din veya dinini yaşayanlara karşı devletinizin güvencesi vardı? Peki bir sabah namazında nasıl oluyor da yüzü aşkın polis camiye saldırıyor? Bunların tam tersini siz bugüne kadar Türkiye'den duydunuz mu? Hayır. Niye? Çünkü bizde gerçek din özgürlüğü var. Ama bunlarda bu yok. Gün geçmiyor ki Müslümanların inanç ve ibadet hürriyetlerini kısıtlayan bir uygulamayla karşılaşmayalım. Gün geçmiyor ki Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatu vesselam, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan
bir edepsizlikle, bir alçaklıkla muhatap olmayalım. İşte Fransa'da yaşananlar, Charlie Hebdo olayı. Ve duvarlarda ne yazık ki Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı. Bugün lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmayan birçok batılı devlette Müslümanlara yönelik hukuksuzluklar adeta sıradan hale gelmiştir. İslam ve Müslüman düşmanlığı kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde teşvik edilen, desteklenen bir politik haline gelmiştir. Irkçı terörizm. Şimdi buradan sesleniyorum. İşte siz gerçek manada faşistsiniz. Siz gerçek manada Nazi'nin adeta zincir halkalarısınız. Irkçı terörizm, medya ve siyaset eliyle çoğu zamanda güvenlik birimlerinin göz yummasıyla toplumda yaygınlaşıyor. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'daki Musevilere karşı yürütülen linç kampanyasının bir benzerine bugün Müslümanlar maruz kalıyor. Avrupalı Müslümanlar bilinçli, planlı, kasıtlı bir şekilde kandan ve şiddetten beslenen yapıların kucağına itiliyor. Kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde günümüzü tasvir edercesine şöyle buyuruyor: öyle bir zaman gelecek ki dininin gereklerini yerine getirme konusunda sabırlı davranıp Müslümanca yaşayan kimse avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır. Fransa başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde şahit olduğumuz manzara işte budur. Açık söylüyorum, günümüzde batıda Müslüman olmak, Müslümanca yaşamak, İslam'a göre hayat sürmek giderek imkansız hale geliyor. FETÖ gibi örgütler en üst düzeyde korunurken dininin gereğini yapmaktan başka gayesi olmayan samimi müminler dışlanmakta, ötekileştirmektedir. Müslümanların canına kasteden grupların önü açılırken meşru zeminde faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları baskıya uğramaktadır. DAEŞ gibi teröristlerin işlediği cinayetlerin faturası dinimize ve müminlere kesilerek Müslümanlara yönelik kin ve nefret iklimi körüklenmektedir. Müslümanlara farklı isimler ve kisveler altında İslamsız bir dindarlık, profan bir din anlayışı dayatılmaktadır. Batı'da yükselen İslam karşıtlığı bugün artık kitabımıza, peygamberimize ve tüm kutsallarımıza yönelik topyekün bir saldırıya dönüşmüştür. Esasen farklı din mensuplarına yönelik tehcir, engizisyon ve soykırım uygulamaları Avrupa'nın yabancısı olduğu bir pratik değildir. Alışkındırlar buna. 80 yıl önce Musevilere karşı işlenen insanlık suçları, daha 25 sene önce Srebrenica'da Bosnalı kardeşlerimize yapılanlar halen hafızalardadır. Son günlerde yaşanan hadiseleri, devlet başkanı düzeyinde sergilenen hadsizlikleri, sabah namazı vaktinde camilerimize yapılan polis baskınlarını sıradan vakalar olarak görmüyoruz. Bu olaylar oldukça tehlikeli, Avrupalı Müslümanlar için çok vahim sonuçlar doğurabilecek bir sürecin işaret fişeğidir. Ciddi bir inanç buhranı içinde olan Batı toplumları İslam'ı ve Müslümanları hedef alarak buradan çıkış yolu aramak gibi yanlışa düşmüşlerdir. Batılı siyasetçiler iç ve dış politikadaki başarısızlıklarını Müslümanları hedef haline getirerek
örtmeye çabalıyor. Koronavirüs salgınının sebep olduğu ekonomik sıkıntıların faturası bile Müslümanlara ve göçmenlere kesilmeye çalışılıyor. Bu nefret ikliminin günlük siyasetin olağan gerilimleriyle hiçbir bağının olmadığı açıktır. Korkarım, çok daha karanlık, çok daha sinsi bir planın çarkları işlemektedir. Kardeşlerim, buradan bir gerçeği çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. 6 milyon insanı Avrupa'da yaşayan bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak muhataplarımıza şu ikazı yapmakta fayda görüyorum. Müslümanları düşmanlaştırarak elde edebileceğiniz hiçbir kazanım yoktur. Çapsızlığınızı perdelemek amacıyla girdiğiniz bu yolun sonu felakettir. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan katliamlardan herkes ders çıkarmalıdır. Irkçı terörizm Avrupa'ya kan, gözyaşı ve iç çatışmadan başka bir şey getirmemiştir, getirmeyecektir. 2011 yılında Norveç'te Breivik denen bir caninin katlettiği 77 masum, izlediğiniz bu politikaların ne tür acı sonuçlar doğuracağını göstermiştir. Türkiye vatandaşlarının hak, hukuk ve güvenliğini korumakta kararlıdır. İslam düşmanlığını ve ırkçı terörizmi bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendiriyor, planlarımızı buna göre yapıyoruz. DAEŞ'tan PKK'sına, terör örgütlerine nasıl bakıyorsak, neonazi terör örgütlerine de aynı nazarla bakıyoruz. Avrupa'nın kanser hücresi gibi yayılan bu örgütlerle ilgili artık daha tutarlı, kararlı ve medeni bir tavır alması gerekiyor. Irkçı terör tehdidiyle mücadelede özellikle Avrupa Birliği kurumlarına çok ciddi sorumluluk düştüğüne inanıyorum. Avrupa Konseyi İslam düşmanlığını daha fazla görmezden gelemez. Ülkemizle ilgili olur olmaz her konuda görüş bildiren Avrupa Parlamentosu üç maymunu oynayarak bu meseleyi geçiştiremez. Avrupa'nın basiret, ahlak, vicdan sahibi liderleri korku duvarlarını yıkmalı, İslam ve Müslüman düşmanlığı hakkında konuşmaya başlamalıdır. Aşırı sağcı fikirlerin Avrupa'nın ana akım siyasetini esir almasına izin verilmemelidir. Avrupalı siyasetçiler, Fransa Devlet Başkanı Macron'un başını çektiği nefret kampanyasına artık bir dur demelidir. Her ne kadar Macron'un hoşuna gitmese de, önceki gün yaptığım çağrıyı buradan az önce ifade ettiğim tekrarlamak istiyorum. Irkçılık ve İslam düşmanlığı görevi, konumu, makamı ne olursa olsun insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur. Reddederek, yokmuş gibi davranarak bu sorunun üstesinden gelinmez. Ülkesinin ve vatandaşlarının geleceğini düşünen her siyasetçi bunu kabul etmeli, yüzleşmeli, sorunu çözmenin yollarını aramalıdır. Kıymetli misafirler, çok değerli dostlarım, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah, Bismillah, kuntum hayra ümmetin uhricet linnasi te'murune bil ma'ruf ve tenhevne ilel münker. Değerli kardeşlerim, siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız buyuruyor. Emri bil ma'ruf nehyanil münker. Yani iyiliği emretme, kötülükten vazgeçirme her Müslümana farzdır.
Müslüman şahit olduğu kötülükler karşısında sessiz ve tepkisiz kalamaz. Müslüman etrafında yaşanan adaletsizliklere gözlerini kapayamaz. Suriye'den Libya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya kadar dünyanın birçok yerinde hakkaniyeti, adaleti, barışı savunan tavrımızın gerisinde işte bu hakikat vardır. Şartlar ne olursa olsun biz mazlumun yanında durmak zorundayız. 3 günlük dünya hayatı için ukbamızı tehlikeye atamayız. Hakkın hatırını edep, ahlak yoksunu, insanlık fukaralarının hoyratça çiğnemesine izin veremeyiz. Zulmü alkışlamamak, hak namına haksızlığa tapmamak, 3,5 soysuzun ardından zarlık yapmamak bizim milletimizin karakteridir. Bunun için dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi inanca, kökene, kültüre sahip olursa olsun, haksızlık ve hukuksuzluk karşısında sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe, son nefesimize kadar bu kutlu mücadeleyi yürüteceğiz. Tüm bunları yaparken elbette evimizin içini de ihmal etmedik, etmiyoruz. Ailemizden başlayarak toplumumuzda iyiliğin, güzelliğin, İslami ve insani değerlerin yaygınlaşması için çaba harcıyoruz. Özellikle istikbalimizin teminatı olan gençlerimizi, çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmenin mücadelesini veriyoruz. Millet olarak bir dönem çocuklarımıza dinimizi hakkıyla öğretememenin, kendi kültür ve geleneklerimizde yetiştirememenin sıkıntısını çok çektik. Camilerin emlak niyetine satıldığı, ibadethanelerin ahıra çevrildiği, Kur'an kurslarının kapatıldığı günlerimiz oldu. Kur'an-ı Kerim'in tren vagonlarında, ahırlarda, derme çatma binalarda gizli saklı bir şekilde öğretildiği süreçlerden geçtik. Milletin desteğiyle, duasıyla, parasıyla kurulan Kur'an kursları İmam Hatip okullarımızın kapısına kilit vuruldu. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle bu ülkede Allah ve ahlak demenin yasak olduğu zorlu, sıkıntılı, utanç verici dönemler yaşadık. Allah'a hamdolsun. Son 18 yılda attığımız kararlı adımlarla sadece bu faşist zihniyeti tasfiye etmekle kalmadık. Aynı zamanda 15-20 sene önce hayal dahi edilemeyen birçok reformu hayata geçirdik. Katsayı, okul katkı puanı gibi engelleri ortadan kaldırarak her öğrencimizin eşit şartlarda yüksek öğrenime geçişini sağladık. Okul kapılarında yavrularımızın çıkışlarını bekledik. Kızlarımızın çıkışlarını bekledik. İçimizde birçok anne herhalde bu sıkıntıyı hep yaşadınız. Aynen bizler de bunları yaşadık. Ama daha sonra elhamdülillah bahar iklimi geldi ve bunlardan sıyrıldık. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkartırken 4+4+4 sistemiyle de meslek liseleri ve İmam Hatip okullarına yapılan haksızlığa son verdik. Ortaokuldan itibaren Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Arapça gibi dersleri seçmeli bir şekilde öğrencilerimizin istifadesine sunduk. Bugün isteyen her öğrencimiz erken yaşlarda öğrenilmesi daha kolay olan Kur'an-ı Kerim'i artık okullarda özgürce öğrenebiliyor. Sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için eşsiz bir emsal olan Peygamber Efendimiz
Aleyhissalatu vesselam'ın hayatını dileyen her öğrencimiz öğrenme imkanı buluyor. Bir dönem öğrenci sayısı 60 binlere kadar düşen İmam Hatip okullarına yönelik teveccüh artmış, şu anda yaklaşık 1 milyon 300 bin civarında öğrenci İmam Hatip okullarında eğitim öğretim görüyor. Keza yaz Kur'an kurslarımızdan az önce Diyanet İşleri Başkanımızdan da rakamları dinlediniz. Faydalanan evlatlarımızın sayısı giderek yükseliyor. Vakıf, dernek ve gönüllü kuruluşlarımızın hayırlı faaliyetlerine gereken desteği veriyoruz. Çocuklarımızın, Efendimizin ve gönül dünyamızın kandillerinin örnek hayatlarını öğrenmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz. Karanlıktan aydınlığa Asr Saadet Radyo Tiyatrosu'nu az önce izledik. Çocuklar nasıl buldunuz? Güzel mi? Beğenmişler. Şimdi bütün bu yavrularımıza Sayın Başkan, şöyle bunları ücretsiz olarak bence dağıtmak lazım. İsabetli olur. Çocuklar ne dersiniz? İyi olur değil mi? Maskeleri olduğu için sesleri çıkmıyor. Dini değerlerimizi ve İslam tarihini anlatan yenilikçi projeleri teşvik ediyoruz. Peygamberimiz ve çocuk temasıyla düzenlenen bu seneki Mevlid-i Nebi haftasının da Efendimizin kutlu hayatını öğrenme, evlatlarımıza öğretme bakımından önemli bir fırsat olduğunu görüyor ve buna inanıyorum. Zira Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam emin kişiliği, sade yaşantısıyla, edep ve hayasıyla insana ait değerli her ne varsa onu kalbinde ve benliğinde müşahhas hale getirmiş örnek bir şahsiyetti. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir yetim ve öksüz olarak, en çok da yetim ve öksüzlerin, en çok da çocukların peygamberiydi. O sadece iki reyhanım dediği torunları Hasan ile Hüseyin'in değil, Medine ve Mekke'deki bütün çocukların sevgilisiydi. O, çocukların başını okşamanın sadaka olduğunu ifade edecek kadar çocuklara inanmış bir peygamberdi. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir cahiliye toplumunu tüm insanlığa örnek gösterilecek seviyeye yine o taşıdı. Cömertlik, tevazu, muhabbet, uhuvvet, cesaret, ahlak, şefkat, merhamet, adalet, anne babaya hürmet gibi insanın özüne ait bütün iyi hasletleri bize hep sevgililer sevgilisi Peygamberimiz öğretti. Peygamber Efendimizin hayatında ne bizim çocuklarımız ne de başka dinlere mensup toplumların çocukları için bir tek olumsuz an, bir tek olumsuz sahne dahi mümkün görmek değildi. Kendi çocuklarımız gibi dünyadaki bütün çocukları da böyle güzel bir örnekten, böyle güzel bir hayatı öğrenmekten mahrum etmemeliyiz. Mevlid-i Nebi haftasının bu anlamda hayırlara, yeni ve özgün çalışmalara vesile olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, dünyayı nurla aydınlatan Nebi'nin güzel doğumun yıl dönümüne erişmeyi bizlere nasip ettiği için Rabbimize hamd ediyorum. Hazreti Peygamberi, Ehli Beytini, ashabını bir kez daha selam ve salat ile yad ediyor, şefaatine nail olmayı diliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bu güzel programı tertip ettikleri için şahsım, milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.